Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve delta konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 5. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız paraya kenarda benzerlik. Arkadaşlar paraya kenar yamuk ya da dikdörtgen kare gibi konularda oranlama varsa oranlamanın olduğu yerlerde benzerlik yapmaya çalışırız. Çünkü benzerliği de çok rahat bir şekilde yaparız. Özellikle kelebek ve temel orantı benzerliği çok karşımıza çıkar. Çünkü niye? Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için Paralelden dolayı ya kelebek vardır ya da temel orantı vardır arkadaşlar. Burada da e, bir örnek var. Şu örneği de inceleyebilirsiniz. Ben hatta şöyle iki tarafta direkt kelebeğim, kelebek benzerliğinin ya da temel orantının çıktığı sorular karşımıza gelebilir ama iki taraflı oranlamanın olduğu sorularda böyle oranlamanın olduğu yerden paralel çiziyorum. Mesela buradan bu dikeylerin üstünde olduğu için yataylara paralel çizelim. Amaç kelebek oluşturmak. Kelebek oluşturmak. Kelebek oluştururken de aynı anda hem kelebek kendi temel orantı oluşturma. E ben burada şuraya bakacak olursam şurada bir kelebek oluştu temel orantı oluşturma oluşmadı. O zaman bir tek oranlama yok ki burada. Diğer oranlamayı kullanarak şuradan şöyle bu sefer dikeylerin üstünde şuradakilere yataylara paralel çizecek olursam bak hem burada kelebek çıkmış oluyor hem de burada bir temel orantı çıkmış oluyor arkadaşlar karşımıza. Dikkat edin. E, bu tür sorularda tabii daha değişik yöntemlerle yapan arkadaşlarınız oluyor. Mesela ne yapıyor? Bu oranlamayı kullanmak için dışarı doğru uzatıp kelebek benzerliğini böyle yapıyorlar ama ya bunlarda böyle ta çok fazla tavsiye etmiyorum ama bunu yaptığımız durumlarda olabiliyor. İç, genelde içe doğru paralel çizmeniz tavsiye edilir arkadaşlar. Ee, burada da zaten güzel bir şekilde açıklamış. Bir tane kural var bu arada. Ee, paralel kenarda dışarıda bir çizgi çizildiği zaman, Karşılıklı köşelerden çizilen uzun, karşıtlı illa dik olmak zorunda değil. Bunlar paralel de verilse bu kuralımız yine geçerli karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar toplamları birbirine eşittir. Yani D'den çizilenle B'den çizilenin toplamıyla A'dan çizilenle C'den çizilenin toplamı birbirine eşittir. Bu böyle bir kural. Ee, Özseyma bununla ilgili bir soru sordu mu? Sordu. Bu 10 yıl içerisinde bir tane falan soru sordu. 1 ya, ya da 2 olması lazım. Ee, sonra şuradaki kurala gelecek olursak da paraya kenarda köşegen verilip de köşegeni kesip geçen bir doğru varsa şunun karesi B çarpı tamamına eşit. Yani B çarpı B artı C'ye ama bu kuralı açıkçası çok da fazla bilmenizi de tavsiye etmiyorum. Çünkü bunu benzerlikten de rahat bir şekilde çözüme ulaşabiliyorsunuz. Hatta sorusu geldiğinde sorusunda e, sorusunu da birlikte inşallah çözeceğiz biraz sonra. Varsa tabii ki. Tamam gençler hadi bakalım testlere başlayalım. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar beşgen yukarısı da 5 mi? 5. Direktman direktmen zaten karşımızda ne var arkadaşlar? Şu ve şu karşılıklı kenarlar paralel olduğu için bir benzerlik var. Ne benzerliği? Kelebek benzerliği. Kelebekteki oran yukarıdan aşağı kaç? 5 bölü 2 eşittir. Ne olmak zorunda? 5'in 2 oranı x'in 4 e oranına eşit olmak zorunda. 2 katı 2 katından dolayı x'i de buradan kaç buluruz? 10 buluruz. Evet bazen de karşımıza direkt kelebek ya da temel orantı karşımıza çıkabiliyor. Evet birinci soru balık kesir oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Evet dörtgen yukarısında da nedir? 4'ü yazınca. Bak 4'e bak. Biri bak. Biri kullanacaksan eğer. Aa hocam şurada bir kelebek benzerliği var diyebilirsin. Karşılıklı kenarlar paralel. Ya da bazı arkadaşlar şuna da bakabilir. Hocam şunda şu paralel burada bir temel orantı var deyip oradan da sonuca ulaşabilirsiniz tabi. Ama kelebek daha kolaydır ve daha net bir şekilde sonuca ulaşmanızı sağlar. O yüzden bizim tercihimiz kelebektir. Öncelikle kelebek var mı yok mu diye bakıp ondan sonra sorulara bakmanız daha mantıklı olacaktır. Hocam şuraya bakacak olursak 4'e 1 oran var. E o zaman burası 4K ise burası nedir? K'dır. E bunun tamamı da 10 değil mi arkadaşlar? 10'da kullanacağız. 5K eşittir 10'sa niye yazamadım ben? Heh. 5K eşittir 10sa K'yı buradan böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. Ama bizden x deniliyor. x 4k yani cevabımız kaç yapar? 8 yapar. İkinci soru böylelikle C'han oldu. Geldik üçüncü soruya. Bu direkt kural arkadaşlar. Bunu bilin. Ee, ama yeni sıra sisteminde soran mı sormaz mı bilmiyoruz ama bilmek zorundayız. DE uzunluğu 5, BH uzunluğu 7, AF uzunluğu 8 verilmiş. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar toplamları birbirine eşit. Yani şu da karşılıklı köşeler. Bu da x yaptı. Evet 5 ile 7'nin toplamı neye eşittir arkadaşlar? 8 ile x'in toplamına eşittir. Aslında bunun ispatı da var da ispatını yani konu anlatımında yaptım. Ee, ispatıyla genelde böyle özellikleri ispat yöntemiyle çözmenizi tavsiye ediyorum ama ispatı biraz ağır olduğu için bunu bilmenizde fayda var diye de söylüyoruz arkadaşlar. Buradan x ne geldi arkadaşlar? 15 yok 12'den 8 çıktı 4 yapar. Evet cevabımız böylelikle 4 oldu yani 3. soru aç oldu. Geldik dördüncü soruya. Bak oranlama var aslında. Çaktırmadan vermişler. KK. K. K. E, karşılık kenarlar birbirine eşit. 2 K. Bak ne çıktı burada? Bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? Hatta sarıyla göstereyim ben bunu. Kelebekteki oran hocam 2'ye 1 oldu. Tamam. 2'ye 1 ise oranlamaları yaz. Şimdi onu kullanacağım. Onu da kullanmak için bir hamle yapmalıyım. O zaman oranlamayı yazalım. Hocam burası 2 ayken burası daha mıdır? Evet. E, şimdi şu paralelliğe bak bakalım. Şununla şu birbirine paralel. Burada 2 bölü 3 oran mı var? 2A'nın 3 aya oranı eşittir. Onun k oranına. Buradan 5 katı 5 katı x'i buradan ya da k'yı buradan kaç buluruz? 15 olarak buluruz. Evet cevabımız böylelikle Akçay yaptı. Bizden zaten o k uzunluğu isteniyor. E, ee, dördüncü soru Akçay oldu. Geldik beşinci soruya. Şekil 1'de damperi ABCD paraya kenarı biçiminde olan kamyon gösterilmiştir. Evet. Şekil 2'de damper A köşesi etrafında dönerek şu e, kaldırıldığında B üssü köşesinin dorsiye olan uzaklığı 3 metre. B üssü köşesinin dorsiye olan uzaklığı 3 metre. Şurayı 3 metre olarak yazalım. C üssü köşesinin dorsiye olan uzaklığı 5 metre. Olduğuna göre D üssü köşesinin dorsiye olan uzaklığı kaçtır? D üssü köşesinin dorsiye olan uzaklığı derken şuradaki uzaklık arkadaşlar. Hop dorsenin uzantısına olan uzaklığı yani. Evet buradaki uzaklık isteniyor. Aslında bu bizim şey arkadaşlar. Paraya kenarın dışında bir tane nokta alınmış. E, bir tane doğru alınmış. Şu paraleller çizilince ne oluyordu? Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşit oluyordu. Yani şu B üstü ve D üstü karşılıklı değil mi? Evet adam bizi buraya kaç vermişti arkadaşlar? 3. Burayı kaç vermişti? 5. Şurayı kaç vermişti arkadaşlar? Burayı isteyinliyor bizden. Evet B'den ve D üstünden çizilen uzunluklar toplamı X artı 3 değil mi? Evet X artı 3 neye eşittir? Hocam C köşesinden ve A köşesinden çizilen uzunluklar toplamı. C, köşe, C üstü köşesinden çizilen uzunluk 5 artı A üstü köşesinden çizilen uzunluk direkt doğrunun üstünde olduğu için 0'dır. O zaman karşılıklı toplamları birbirine eşit de bu üçüncü doğru dördüncü köşeden çizilen doğru doğru üstünde olduğu için sıfırdır arkadaşlar. O zaman x de buradan kaç gelir? 2 gelir arkadaşlar. Ha bu da ÖSYM'de bu benzeri soru sordu zaten. Ha burada belki özelliksiz bir şekilde yapabilirsiniz. Şuradan bir dik çizip Baya hocam bu üçgenle bu üçgendeki eşliği de yakalayabilirsiniz. Açılara daldığınız zaman eş üçgen yapıyor. Çünkü şu kenarlar birbirine eşit ya. Bakın ÖSYM'de aslında sorusunu sorduğunda özelliksiz nasıl yapabilir öğrenciler şeklinde düşünüp öyle sormuşlar gibi hissettim açıkçası ben de. Ee, burada da dediğim gibi bu şekilde şuradan dik çizip buraya iki kalıyor mesela. Bakın buraya iki kalıyor. Şu üçgenle şu üçgen eş üçgen çünkü açılara daldığınız zaman çünkü burada yöndeşlik açılar var. Alfa alfa. Alfa beta 90'da 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eşit oldu. Beta'nın karşısı 2 ise beta'nın karşısı burada da x 2 çıkar arkadaşlar. Tamam o şekilde de yapabiliriz tabii ki düşünebiliriz. Evet 5. soruyu böylelikle Cihan bulduk arkadaşım geldik 6. soruya. Hocam 3 karşılıklı kenarlar tanımı mutlaka mutlaka kullanın arkadaşlar. Üçgen burası da 3 mü? 3. E hocam 1 ve 3'e bakacak olursak bakın sayılar kendini belli ediyor bazen. Şuraya baktığınız zaman ne var burada? 1 ve 3'e ait bir kelebek benzerliği var. Zaten bizden BF ve şu doğruya yoğunlaş diyor soruda da. Bu kelebekteki oran 3'e 1. Yani burası 3K iken burası ne oldu? K oldu. A. Bu arada köşegenler çizilmiş. Köşegenler birbirini ortalamıyor muydu? Evet. Bunun tamamı 4K ise ne olmak zorunda? Ortalayacağı için 2K, 2K yapmak zorunda. Yani buraya ne kaldı arkadaşım? K kaldı. Bizden şimdi BF bölü FG isteniyor. BF'ye bak bakayım K. Bölü FG'ye bak bakayım. 3K. Direkt ki zaten buradaki oranlamaları da bulmama da gerek yokmuş. Bizden BF bölü F'ye FG isteniyor. Pardon. E, buradaki oranlamayı da bakmamız gerekiyormuş bu arada. Evet. BFK FG'den oldu arkadaşlar. K oldu. K bölü K'dan cevabımız ne yaptı? 1 yaptı. 6. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 7. soruya. Evet. Şimdi arkadaşlar bize bir oranlama verilmiş mi? Verilmiş. Hc uzunluğu K iken yazalım. BH uzunluğu 2 kat. Oranlamanın olduğu sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesinlikle ama kesinlikle benzerlik vardır. Ee, burada direkt kelebek ya temel anlatı yoksa bu oranlamanın olduğu yerden ne yapıyoruz? Benim tercihim içeri paralel çizmek. Ama içeri paralel çizdiğinde kelebek çıkmadıysa dışarıya doğru çizebilirsin. Bak içeri çizdiğinde kelebek çıktı mı çıkmadı. O zaman dışarıya doğru uzatabilirsin bunu. Bir tek bu durumda uzatın. Tamam mı arkadaşlar? Çok işinize yarar. Aa, uzattığınız zaman kelebek çıktı mı burada çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? Şöyle bak oranlamanın mantığını bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kelebekteki oran 1'e 2. Hocam 4 ise o zaman burası kaç yaptı? 8. E ben şurada kaç ortayla kullanacağım? Z'ye dikkat edin demiyor muyduk? Hop Z'den dolayı nokta açısı. A noktaya nokta. Ne çıktı burada? Bir ikiz kenar çıktı. 8 7 daha 15 ise burası. E o zaman burası da 15 oldu. Bizden EH isteniyor. X isteniyor. A kelebekteki oran aynı zamanda neydi? 1'e 2 değil miydi? Evet. Yani burası x ise burası 2x değil midir? Toplamda 3x eşittir 15 olduğundan x'i de buradan kaç buluruz? 5 olarak buluruz arkadaşlar. Dolayısıyla 7. soru C han oldu. Geldik 8. soruya. Öncelikle arkadaşlar burası 90. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Hemen tanım gereği hop Z'den dolayı şöyle Z'den dolayı 90'ı yapıştır buraya. Sonra ED uzunluğu K iken burası ne verilmiş? 2K verilmiş. ED'ye K yazdım. AE uzunluğu 2K verilmiş. 3K iken burası da 3K mı? Evet. Sonra A bak 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 oranlamalara baktığın zaman ne var burada? O bir kelebek benzerliği var arkadaşlar. Kelebekteki oran kaça kaç? Baktığın zaman 2'ye 3. O zaman burası 2 A iken burası 3 A olacak. 2 A eşittir 10'sa A'yı buradan kaç bulursun? 5 bulursun. Burası kaç çıkar? 15 çıkar. 9 15 ne üçgeni? 9 12 15 üçgeninden burası da 12 çıktı. Çevre ABC'de soruluyor arkadaşlar bize. E, buraya 12 buldum. E, benim bir de şurayı bulmam lazım. Kelebekteki oran neydi? 2'ye 3'tü değil mi? O zaman 2'ye 3 burası 2 enken burası 3 en midir? Evet 3 en 9'sa 9 n'i buradan kaç buluruz? 3 en 3 ise burası kaç oldu arkadaşım? En 3 burası 6 oldu. E 3K da 12 idi. 3K 12 ise K'yı kaç bulduk arkadaşlar? K'yı da 4 bulduk. O zaman burası da 8 mi oldu? Evet. Bakın burada ne çıktı? 8, 15, 17 üçgeninden burası da 17 olur. Çevre ABC'de de 17 ile bakın paralel kenarın bir kenarı 17 diğer kenarı 12. 17 artı 12'den kaç tane var? 2 tane var. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 29 yaptı. 29'un da 2 katı 58 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 58 oldu. Yani 8. soru Edremit oldu arkadaşlar. E böylelikle 5. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 6. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.